Ben herkesi, yani annem için bahsediyorum. Onu dinleyip, anlayıp ona göre bir karar vereceğim. Ama buna öncelikle sebep olan insanlara bir şeyler söylemek istiyorum. Bizim bütün çocukluğumuza mal oldu. Hiç benim gülerek anlatabileceğim bir çocukluğum olmadı maalesef. Ben şu an benim oğlum 3 yaşında. Ben onun ileride okula gideceği, pikniğe gideceği şeyleri inanın ki hesaplıyorum, düşünüyorum. Onun her şeyinde yanında olmak istiyorum. Bizim bütün bir hayatımıza, özgüvenimize, yaşam sevincimize, her şeyimize mal oldu onlar. Hakkımı asla helal etmiyorum. Beni dinliyorlar, izliyorlar. Buraya çıktıktan sonra bazılarının yeğenleri olduğum akıllarına geldi. Bazılarına varlıklarımdan yeni haberdar oldular. Ben buraya sadece anneme ulaşmak, onu dinlemek için çıktım. Şimdiye kadar yalnızdım. Arkamda sadece eşim vardı. İyi ki de var. Onu da sesleniyorum. Benim hayattaki tek şansım o. İyi ki var, iyi ki arkamda destek. Ama diğer insanları, kayınvalidem de dışarıda ağlıyor benimle birlikte. Ama o insanları Allah'tan bulmalarını istiyorum gerçekten. Hep bizi kırdılar, küçük düşürdüler. Ben bunları anlatırken asla utanmıyorum. Niye Çünkü utanacaksın? onların utanması gerekiyor. Hep kendilerini düşündüler, hep bizi hor gördüler. Aa, babamın mesela babamı sevmiyorlar. Aa, bunun çocuğu değilmişti. Bu da aynısı dediler hep bize. Ama ben hiç onların dedikleri gibi olmadım. Bana böyle çok kötü şeyler söylüyorlardı. Evliyim, mutluyum, çocuğum var. Çok mutlu bir yuvamız var Maşallah. yani. Ben onlara hakkımı asla helal etmiyorum. İki Valla yakaları bir araya sana bir şey gelmesin. söyleyeyim mi Sinem? Bu hakkını helal etme meselesinde yeri gelmişken söyleyeyim. Ben de yap 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 hakkını helal et. Hayır. Aynen öyle. Yani niye ben hakkımı helal edeyim? Sen benim hakkımı geri ver. Ben de sana zaten helal edip etmeme gerek yok. Herkes yapıyor ediyor bir şey. Hakkını helal et. Helalleşelim. Hayır helalleşmeyelim. Yani bir de milletin diline bu pelesenk olmuş. Hakkını helal et deyince hemen karşı taraf helal olsun. Hiç de helal olmasın. Vallahi benim hakkıma giren herkes, hiç kimsenin de ben hakkını helal etmem. Hakkımı geri verirsin, hakkımı helal ederim. Yoksa ne helal edeceğim? Hiç helal de etme. Bizim Edeceğin zaman gelirse edersin. kaybettiğimiz çocukluğumuz, o Ha. güzel zamanlarımız hiçbir zaman geri gelmeyecek. Hiçbiri de geri getiremez bunları. Yalnız sana bir abla olarak şunu söyleyeyim. Geçmişte de yaşanmaz. Tamam, ben bazı insanlar var sürekli hep geçmişi kötü hatırlıyor. Geçmişte gene de güzel bir anın vardır. Bir öğretmeninle anın vardır, bir arkadaşınla anın vardır. Ne bileyim bir misket oynamışsındır vardır, bisiklete binmişsindir vardır. Lütfen onları hatırla. Geçmişteki kötü şeyleri eğer hatırlarsan hiç önünden mutlu olamazsın. Bak diyorsun ki kayınvaliden, kayınvalidesi mi? Aa canım benim gel. Benim de vallahi içimden geçmişti. Gel gel hoş geldin. Hoş geldin Türkan Hanımcığım gel. Ben Ay. de seni güldürsün Ay inşallah. canım benim Ay sağ ol. kurban olurum sana. Hoş geldin, hoş Hoş geldin. bulduk. Mikrofonu da ağzına tut. Sağ ol. Gel otur. Hoş geldin Türkan Canım benim Hanım. kızımın Hoş yüzünü geldin. güldürdün. Allah da seni Evet. güldürsün diye. Bak kızı için bak. Biz çok sevdik Sinem'i. Ay biz de çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Seni de çok seviyoruz. Kemal Paşa da sana kucak dolu selamlar getirdi. Aleyküm selam. Efendim? Vallahi heyecandan ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne yapacağımı da bilemiyorum. Sinem çok istiyordu kafasındaki soru işaretleri gitsin. İnşallah Evet, gidince evet. biraz gözünün de yaşı dinecek diye ümit ediyorum. İnşallah çok bizi teşekkür istiyordu. ederim. İyi ki varsınız. Sen de desteklemişsin. Allah senden de razı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Küçücük çocuklar bunlar aslında ya. Yani kayınvalideler de eğer oğulları mutlu olsun istiyorsa gelin dediğin nedir ki? Evlat işte. Evlat gibi sarılırsan o da sana saygıda sevgide kusur etmez. Teşekkür ederim. Ama Sinem de hep annem diyor senin için. Ama o da Evet. benim kızım ya. Sağ olsun hep. Yani onu da görüyorum anneliği. Hep bana yardımcı oluyor. Bir şey oldum hep ona danışıyorum. Tabii ki Yani. de yardımcı olacağım. Ne demek ya?
Telefonu alır almaz sizden hemen bir saatte çantayı hazırladı. Ben geliyorum dedi, yanındayım dedi. İyi yapmışsın. İşte geldi. Bana onlar cesaret verdi. Tamam, ağlama, bitti her şey bak. Akıllı kadın. Bak ne diyor, geleyim hemen ben de geliyorum. Hiç oğluyla da problem çıkmasın istiyor. Oğlum bir şey dese neredesin diye benim yanımda sen karışma diyecek. Şimdi akıllı kadın, akıllı kayınvalideye bayılırım. Ama bazı kayınvalideler var, hiç böyle suya sabuna karışmaz. Olur mu canım? O da öyle kenarda oturur işte yani. Bak ne güzel, toplamış hemen çantasını, hop almış kızını gelmiş buraya. Bakalım neler olacak, Sinem'den dinleyeceğiz inşallah. Annen de orada bizi seyrediyor inşallah. Tanıştın mı Dünür'ünle? Tanışamadım. Tanışamadım, bak Dünür'ün orada. Görebilir miyim? Gider bilir miyim? Ha, bak işte orada. Kızımı niye o kadar ağlattın yüzünü Dünür'ü? Hoş geldin. Hoş geldin. Kızımı niye o kadar ağlattın? Niye kızım öyle üzdün benim kızımı? Hoş geldin, hoş geldin. Niye o kadar üzdün benim kızımı? Hoş geldin diye. Niye gel orada oturalım. Gel, Anar'da sarılıyorlar gel. Sayın seyirciler. Şu anda ben size anlatayım. Hı. Abin izin veriyor, gel, gelsin otursun diyor oraya. Abisi kim? Dışarıda ya abisi. He. O da çıkmak istemiyormuş işte. Tamam neyse. Bir tanem. Üzülme. Bir de dedi, bak bu lafımı unutma. Neye canın sıkılırsa geçmişle ilgili hatırlarsan aklına ben geleyim. Ben bazen bak bunu söylemiş, annem gene kızacak. Ben bunu anneme de söylüyorum. Annem de hep böyle geçmişle ilgili bir şey hatırlarsa o kötüydü diye hatırlıyor. Diyorum ki yo çok iyiydi. Sen hatırlamıyorsun, ben size hissettirmedim. Ya tamam hissettik hissetmedik ya. Aman gelmiş yaşandı, geçmiş. Bitti. Yaşanmış bitmiş. Bütün o yaşanmışlıklar da gelmiş bizim üzerimize bir sonuçta bir kalkan olmuş mu? Kötü yaşadığın her şey de sana bir kalkan. Ona dua edeceksin. Sonunda bazen de zıplamak için biraz böyle yaya bir basması lazım ki zıplatsın seni. Öyle bakın yani. Tabii o yayların içine gömülüp kalmayacak güçlüklerden bahsediyorum. Geri kalanını bak ne güzel yuvanı kurmuşsun. Seninle gurur duydum. Çok da hanım bir kız Sinem. Biz çok sevdik ekip arkadaşlarımızla. Türkan Hanım senden de Allah razı olsun. Şimdi annesiyle de konuşup kafasındaki soru işaretlerinden de kurtulursa inşallah daha güzel adımlar atacak hayatta. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla İzmir'den cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.